Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 3. sınıf fen bilimleri dersinin 7. ünitesi olan elektrik kaynaklarını işleyeceğiz. Elektrik kaynakları. Elektrikle çalışan aletlerin kaynakları farklıdır. Bu farklılık harcadığı enerji miktarına, çalışma süresine göre değişiklik gösterir. Elektrik kaynaklarını şehir elektriği, pil, batarya ve akü olarak sayabiliriz. Arkadaşlar görsellerimize bakalım. Şehir elektriği, pil, batarya ve akü. Şehir elektriği. Elektrikli süpürge, televizyon, bulaşık makinesi, buzdolabı, ütü gibi aletler şehir elektriği ile çalışır. Su, kömür, petrol, doğalgaz, rüzgar ve güneş gibi kaynaklardan faydalanarak santrallerde üretilir. Kablolarla ev ve iş yerlerine ulaştırılır. Pil, saat, kumanda, oyuncak araba gibi kolay taşınabilir ve az enerji harcayan aletlerde kullanılır. Elektrikli araçlarda kullanılacak piller, aracın gücüne uygun tercih edilmelidir. Tek kullanımlık yerine şarj edilebilir piller kullanılmalıdır. Arkadaşlar görsellerimize bakalım. Saat, kumanda ve oyuncak araba. Batarya. Birden fazla pil kullanarak yapılan elektrik kaynağıdır. Tekrar şarj edilebilme özellikleri vardır. Dizüstü bilgisayar, cep telefonu, dijital kamera gibi araçlarda kullanılır. Akü. Otomobil, uçak, gemi, araçların motorunu çalıştırmak için kullanılır. Pillere göre daha yüksek enerji sağlar ve daha dayanıklıdır. Elektrik kaynaklarının bilinçli kullanılması. Üretilmesi maliyetli ve zor bir kaynak olan elektrik sınırsız değildir. Kullanılan elektriğin maliyeti kullanıcıya elektrik faturası ile bildirilir. Evlerde şehir elektriğini ne kadar çok kullanırsanız, elektriğe ödeyeceğiniz para da o kadar artar. Bu nedenle elektriği kullanırken tutumlu olmak gerekir. Pil atıklarının çevreye verdiği zararlar. Atık piller çöp değildir. Çöpe ya da doğaya atılmamalıdır. Çünkü pilin yapısında zararlı maddeler vardır. Doğaya atıldığında bu zararlı maddeler toprağa ve suya karışır. Topraktan da çevreye yayılır. Çevremizdeki bitkilere ve o bitkilerle beslenen canlılara zarar verir. Atık pillerin doğaya verdiği zararı azaltmak için şarj edilebilir piller kullanılmalıdır. Şarj edilebilen pillerin geri dönüşümü yapılabilmektedir. Atık pilleri geri dönüştürmek veya zararsız hale getirmek için pillerimizi atık pil toplama kutularında biriktirmeliyiz. Test zamanı. Birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi doğru, hangisi yanlıştır? Birincisi, bitmiş pilleri toprağa gömmeliyiz. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Bitmiş pilleri toprağa gömmemeliyiz. Atık pil kutularına atmalıyız. İkinci sorumuz. Çamaşır makinesi şehir elektriği ile çalışır. Bu doğrudur arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Arabalar şehir elektriği ile çalışır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Arabalar akü ile çalışır. Birden çok pilin oluşturduğu enerji kaynağına batarya denir. Bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. Uçaklar elektrik ihtiyacını akü ile karşılar. Bu ifademiz de doğrudur arkadaşlar. İkinci sorumuz. Aşağıdaki elektrikli araçlarda hangi elektrik kaynağının kullanıldığını işaretleyiniz. Buzdolabı şehir elektriği ile çalışır. Saat pille çalışır. Otobüs akü ile çalışır. Ütü şehir elektriği ile çalışır. Gemi akü ile çalışır. Kumanda pille çalışır. Floresan şehir elektriği ile çalışır. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi elektrik kaynaklarından biri değildir? A şıkkı priz, B şıkkı pil, C şıkkı batarya. Arkadaşlar priz bir elektrik kaynağı değildir. Pil ve batarya elektrik kaynağıdır. Cevabımız A şıkkıdır. Dördüncü soru. T
Televizyon izlerken ve televizyon kanallarını değiştirirken hangi elektrik kaynaklarını kullanırız? Arkadaşlar, televizyon izlerken şehir elektriğini kullanırız. Televizyon kanallarını değiştirmek için kumanda kullanırız. Kumanda da pil kullanırız arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı, şehir elektriği ve pil. Beşinci sorumuz. Yandaki araçlardan kaç tanesi şehir elektriği ile çalışır? Bakalım arkadaşlar. Uçak akü ile çalışır. Gemi akü ile çalışır. Otomobil akü ile çalışır. Cep telefonu batarya ile çalışır. Ütü şehir elektriği ile çalışır. Televizyon şehir elektriği ile çalışır arkadaşlar. Cevabımız 2 tanedir. Yani A şıkkıdır. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.